Gençler merhaba. Modern fiziğin teknolojideki uygulamalarının konu anlatımını tamamladık. Şimdi bütün ünite ile ilgili genel bir soru çözümü yapacağız ve öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Her ne kadar ben konu anlatım videolarında size her zamanki gibi işin mantığını anlatmaya çalışsam da cihazların nasıl çalıştığını, günlük hayatta nerelerde kullanıldıklarını vurgulasam da konu itibariyle bir bilgi konusu bu ünite. Milli Eğitim'in kitabındaki sorular da bu yüzden bilgi ağırlıklı sorular. Yorum soruları bu konuda çok karşımıza çıkmıyorlar. O yüzden bu videoyu hem öğrendiklerinizi pekiştirme hem de konuyu hatırlama tekrar yapma olarak düşünebilirsiniz. Çünkü ben zaten soruları çözerken bu doğrudur, bu yanlıştır gibi çözmüyorum. Orada bir hatırlatma varsa hatırlatıyorum. Konuyu azıcık da olsa tekrar etmiş oluyorsunuz böylece. Başlayalım. Yarı iletkenle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Yarı iletken ne demekti gençler? Normal şartlar altında yalıtkan olanlar ama dış etkilerle elektrik olabilir, ısı olabilir, ışık olabilir. Dış etkilerle iletken hale geçebilen malzemelere biz yarı iletken malzeme diyoruz. Bakır ve demir yarı iletkendir. Hayır bakır ve demir iletkendir gençler. Yarı iletkenlerin atom atomlarının son yörüngelerinde 4 tane elektron var. En güzel örnek, en çok kullandıklarımız silisyum ve germanyum atomları. Eşitlik katkı maddeleriyle işlendiğinde N ve P tipi yarı iletken malzeme adını alırlar. Evet, silisyuma fosfor katkılarsanız son yörüngesinde 5 elektron var. Bir elektron fazlalık olur. Dolayısıyla silisyum atomlarına her fosfor katkısı elektron açığa çıkması demek. Negatiften aklınıza gelsin. N tipi yarı iletkeni bu şekilde açıklayabiliriz. P tipinde de son yörüngesinde 3 elektron olan örneğin bor atomunu silisyuma ya da germanyuma katkılarsanız Silisyumun son yörüngesindeki bir elektron bor tarafından karşılanamaz. Bir boşluk oluşur orada. Bor karşılığını veremediği için boşluklar çoğunluk olur. Boşluk elektron eksikliği demek. Pozitif gibi düşünebilirsiniz. P tipini düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. Elektronik aletlerin yapımında kullanılırlar. Elektronik dünyası dediğimiz şey zaten temelde akımı kontrol etmek üzerine dayalı. Akımı zayıflatmak, güçlendirmek, geçmesini sağlamak, geçmemesini sağlamak. işte bu kontrolü biz yarı iletkenlerle yapabiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı değişik olmalı gençler. Nanometre ölçeğinde malzemenin kullanıldığı yerlere hangileri verilebilir? Elektronik devreler. Az önce yarı iletken sorusu çözdük. Transistör dediğimiz devre elemanı bir yarı iletken malzemedir. Transistörler işlemcilerin çiplerin içerisinde bulunurlar. Küçücük bir çipin içerisinde milyarlarca transistör bulunabilir. İşte o kadar küçük boyutta milyarlarca transistörü sığdırmak nanoteknolojiyle mümkün olabiliyor. Nanometre ölçeğinde mümkün olabiliyor gençler. Tekstil malzemeleri denilince aklımıza nanoteknoloji ile ilgili ıslanmayan kumaşlar, kirlenmeyen kumaşlar. Yanmayan kumaşlar özellikle itfaiyecilerin kullandığı akla gelebilir. Atomlarla oynayarak bir kumaşa bu özellikleri kazandırabildiğimiz yer nanoteknoloji Aynı şekilde savunma sanayinde de bunun karşılığı var. Örneğin çelik yelek dediğimiz şey çok ağır bir teçhizat. Nanoteknoloji sayesinde özellikle grafenin keşfiyle beraber çok daha hafifini, çok daha sağlamını üretebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şık olmalı. Yarı iletkenlerle ilgili verilenlerden hangileri yarı iletkenlerin genel özelliklerindendir? Elektriksel özellikleri değiştirilebilir. Tekrar söylüyorum normal şartlar altında silisyumda, germanyumda yalıtkandır. Konu anlatımında bununla ilgili size bir deney videosu izletmiştim. Silisyumdan yapılmış bir malzemeyi ısıtıyordu oradaki adam ve yan yanmayan lambanın yanmaya başladığını görüyorduk. Isıyla dışarıdan verdiğim enerjiyle elektriksel özelliğini değiştirdim. Yalıtkandı, iletken yaptım. Geçici iletkenlik özelliği kazandırılan maddelerdir. Videonun devamında da ısıttığım o silikon malzeme, silisyumdan oluşan malzeme soğuyordu. Soğuduğu anda da lamba tekrar sönüyordu. Çünkü tekrar yalıtkan oluyordu silikon. Yani geçici. Laboratuvar ortamında üretilebilirler. Yarı iletkenler doğada kendileri de bulunabilirler. Biz laboratuvar ortamında yapay da üretebiliriz. Silisyum kum ilişkisini milliyetin bilmenizi istiyor. Kum dediğimiz şey aslında içinde silisyum barındıran bir malzeme ve silisyum yarı iletkenliğin temelidir. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Tıpta kullanılan görüntüleme sistemlerinden biri olan röntgen cihazı ile ilgili hangileri doğrudur? Röntgen cihazı en ilkel görüntüleme yöntemlerimizden biri. 1890'lı yıllarda William Röntgen tarafından bulunan X ışınları sayesinde çalışıyor bu sistem. Röntgenle kemik bölgeler kolaylıkla görüntülenebilir. Çünkü X ışınlarını elime gönderdiğim zaman elimdeki dokulardan farklı oranlarda geçiyor X ışınları. Deriden, kastan, yağdan rahat geçiyor ama kemikten geçerken biraz zorlanıyor. Dolayısıyla aşağıdaki filmde benim kemiğimin gölgesi düşüyor tabiri caizse. Ve kemiği rahatlıkla film üzerinde görebiliyorum. Organların 3 boyutlu görüntüleri elde edilemez gençler. Film üzerinde 2 boyutlu görüntülerini elde ederiz. 3 boyutlu görüntü için bu röntgenin biraz daha teknolojik versiyonu olan bilgisayarlı tomografiyi kullanmamız lazım. Orada da X ışınları kullanılır. Ama röntgen bilgisayarla işlenme olayının olmadığı 2 boyutlu film üzerine görüntü düşüren bir sistemdir. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Sonar cihazları işlemlerin Hangilerinde kullanılır? Sonarın baştan şu iki harfi S ve O sounddan geliyor gençler. Sound navigation bilmem ne diye açılımı olan bir kelime aslında sonar. Onların baş harflerinden oluşturulmuş. Dolayısıyla sonar cihazları ses dalgaları kullanıyorlar. Ses dalgalarını gönderiyorlar. Cisimlere çarpıyor ses dalgaları, yansıyor ve o yansıyan bilgilerden ben görüntü oluşturuyorum. Genelde bunu gemiler kullanıyorlardı, denizcilikte kullanılıyordu. Su derinliğinin ölçülmesi bunun için kullanılır. Ses dalgalarını gönderirsiniz, gidip gelme süresine bakarak sesin hızını da biliyorsunuz ne kadar derinde çarptığını ve döndüğünü anlayabilirsiniz. Balık sürülerinin saptanması, radar mantığı, ses dalgaları balıklara çarpar, geri döner. Onların şekillerini, şemallerini, yoğunluklarını anlayabilirsiniz. Aynı şekilde denizaltı ile balık sürüsünün bir farkı yok. Denizaltıları da saptayabilirsiniz. Sorumuzun cevabı eşit olmalıdır. Aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisi kızılötesi ışınımı tespit ederek görüntü haline dönüştürür? Radar, radyo dalgaları ya da mikrodalgalar, ultrason ses dalgaları, sonar cihazı ses dalgaları, röntgen, x ışınları, termal kamera kamera kızılötesi dalgalar gençler. Termal kamera zifiri karanlıkta cisimleri algılayabilmenizi sağlar. Çünkü sıcaklığı olan her şeyden kızılötesi dalgalar yayınlanır. Termal kameralar da bu kızılötesi dalgaları algılayıp bilgisayar yazılımıyla bir görüntüye, benim gözümün algılayabileceği bir görüntüye dönüştürür. Bu yüzden sorumuzun cevabı aşık. Lazer ışınları ile ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Lazer güçlendirilmiş ışık demek aslına bakarsanız. Peki nasıl güçlendiriliyor? Uyarılmış emisyonla güçlendiriliyor. Yine lazer kelimesinin harfleri bir açılımın baş harfleri. Buradaki S ve E uyarılmış emisyon demek İngilizce. Lazerde ne oluyordu? Normalde ışığı nasıl üretiyorsunuz? Temel halde elektronlar var bir atomda. Siz onu bir şekilde uyarıyorsunuz. Yani elektronlar üst yörüngelere çıkıyorlar ve oradan kendi kendilerine aşağıya iniyorlar ve bir foton yayıyorlar. Elektromanyetik dalga yayıyorlar. Bu yayınlanan elektromanyetik dalga her yönde yayılabilir. Farklı zamanlarda yayılabilir. Lazerde ise şöyle oluyordu. Temel halde birçok atomun elektronları var. Bu elektronları siz bir şekilde yukarı çıkartıyorsunuz. Üst yörüngelere uyarıyorsunuz? Şuradaki enerji seviyesine 5 elektron volt diyelim. Şuraya 0 diyelim. Şimdi bunlar yukarıdayken dışarıdan bir foton gelirse ki tam 5 elektron volt değerinde olması lazım. Tam şu iki seviye arasındaki fark kadar olması lazım. Ne yapıyordu gençler? Yukarıdaki adamı aşağıya indiriyordu. Bu adam geldi bir tane elektronu aşağıya indirdi. İndirdiği anda bor atom teorisinden hatırlayın. Bu iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerjide bir foton daha yayınlanacak. Bu arkadaş yok olmuyor. Bu yoluna devam ediyor. Onun yanında artık bu da var. Bir foton oldu, iki foton. İşte bu arkadaş uyarılmış emisyonla oluştu. Bunun yayılması emisyon. Bu emisyon olması için ben onu uyardım. Kimle uyardım? Şununla uyardım. E bu yoluna devam ederken o da başka bir atomun aynı şekilde başka bir elektronunu örneğin şunu aşağıya indirir. E oradan da bir 5 elektron voltluk foton yayınlanır. Sonra bu 5 elektron voltluk foton da başka bir elektron aşağı indirir. Böylece birbirini klonlayan bir sürü fotonumuz olur. Bunların hepsi aynı enerjide, aynı frekansta, aynı fazda, aynı genlikte, aynı yönde oluşuyorlar dolayısıyla lazer elde etmiş oluyoruz. Atmosfer olaylarından etkilenmez yanlış etkilenir. Su taneciklerine, hava taneciklerine çarpar ve saçılır bu ışıklar dolayısıyla atmosfer olaylarından etkilenecektir. Hatta hava tahmininde lazerler kullanılır. Gökyüzüne lazerler gönderilir. Onların saçılma miktarlarına göre havanın neyi içerdiğinden, yüzde kaç nem içeriyor, yüzde kaç bilmem ne içeriyor gibi hava hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Tek renkli ışınlardır. Evet hepsi 5 elektron volt enerjili fotonlar bunlar. Rengi belirleyen şey dalga boyu. Dalga boyunu belirleyen şey de enerji. Hc bölü lambda'yı unutmayın gençler. Enerjim neyse dalga boyumda odur. Hc zaten sabit sayı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı olmalıdır. Yarı iletken maddeden yapılmış transistörler için hangileri doğrudur? transistörler transit ve rezistör kelimelerinin birleştirilmesi. Yani geçişe izin veriyor veya direniyor. Rezistanstan aklınıza gelsin. Dolayısıyla bir anahtar görevi görür. Ben istediğim zaman akım geçirir. Ben istemediğim zaman akım geçirmez. Aynı zamanda sinyal yükseltme görevi de var. Dolayısıyla kontrol amaçlı kullanıldığı için işlemcilerde çiplerde transistörler kullanıyoruz. Elektronik devrelerde bu yüzden kullanımları geniş. Elektronik malzemelerin küçülmelerini sağlamıştır. Evet eskiden bunun için lambalar vardı. 1900 yılların başlarında sayılabilecek zaman Olambalar en basit işlemci görevini görüyorlardı ama transistörün icadıyla o çipler iyice küçüldüler 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 ve içine milyarlarca transistör sığdırılır hale geldiler. Bu yüzden fotoğraflar görürsünüz. İlk bilgisayar, ilk hard disk gibi kocaman bir odayı kaplayan bir cihaz var. İşte ilk bilgisayar bu diyorlar. Şimdiki bilgisayarlar bir kitap kadar. Hatta akıllı telefonlar da birer bilgisayar cebimize giriyorlar. Üretimleri kolaydır. Şimdi buna doğru diyebiliriz ama burası biraz tartışmalı. Neye göre kolay? Burada kastedilen şuysa kolaydır. Yarı iletken malzeme silisyum silisyum doğada kumdan elde edilebiliyor. Dolayısıyla bol miktarda var. Dolayısıyla maliyetleri düşük. Bir çipte milyarlarcası varsa üretimleri kolaydır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı E şık olacaktır. Lazer ışını ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Tek renklidir. Az önceki bir soruda bunu vurgulamıştık. Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir. 2021 AYT'de bunu sorgulamışlardı. Çok uzaklara dağılmadan ulaşabilir. Normal bir lamba her yönde ışın gönderdiği için gitgide daha geniş hacme dağıldığı için enerjisi zamanla azalır. Ama lazer lazer ışığını, yeterince güçlü bir lazer ışığını Ay'a bile gönderebilirsiniz. Hatta Ay ile Dünya arasındaki mesafenin Ay'a yerleştirilen bir ayna üzerinden yapıldığını konu anlatımında size vurgulamıştım. Dolayısıyla çok uzaklara dağılmadan ulaşabilir. Verimleri düşüktür. Evet bir evin aydınlatmasını lazerlerle yapamazsınız. Lazer üretmek için vereceğiniz enerjiyle oradan alacağınız enerji kıyaslandığında çok verimli olduğu söylenemez. Kendiliğinden ışımayla elde edilmiyor. Uyarılmış ışımayla, uyarılmış emisyonla elde ediliyor. Kendiliğinden ışımaya sıradan lambalar örnek verilebilir. Örneğin flora lamba bu mantıkla çalışır. Ama uyarılmış emisyon birbirinin tıpatıp aynısı olan aynı yönde giden fotonlar üretmemizi sağlıyor. Özellikle onkoloji hastalarının 3 boyutlu görüntüsünün elde edilmesini sağlayan cihaz aşağıdakilerden hangisidir? Onkoloji denilince aklınıza kontrolsüz büyüyen tümör hücreleri gelebilir. Bunlar kontrolsüz büyüdükleri için çok fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla aklınıza şekerli su gelebilir. Şekerli suyun içerisine radyoaktif bir izotop konulduğunu, mesela flor 18 konulduğunu söyleyebiliriz. Bu arkada şekerli suyla beraber beraber o tümöre gittiğinde orada daha kararlı hale geçmek için bir beta artı ışınması yapacağını, dolayısıyla bir pozitron yayacağını söyleyebiliriz. Bu pozitron ortamdaki bir elektronla etkileşir ve açığa gamma ışınları çıkartır. Çift yok olma diyoruz bu tepkimeyi hatırlayın. İşte bu gamma ışınlarını siz bir dedektörle yakalarsanız o gama ışınlarının nereden geldiğini anlarsınız. Dolayısıyla o kontrolsüz büyüyen hücrelerin nerede olduğunu anlarsınız. Bu anlattığım şey pozitron emisyon tomografisi. Tomografiler 3 boyutlu görüntü verir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D şıkkıdır gençler. X ışınları bir tüpten çıkarak vücuda gönderilir. Her bölgenin yoğunluğu farklı olduğundan X ışınları farklı dokularda farklı oranlarda geçer. Atom numarası büyük olan atomlar daha yoğun olduğundan bu atomların bulunduğu bölgelerde X ışınlarının geçiş oranı daha düşüktür. Burada anlatılan şeye röntgen cihazı da diyebiliriz. Ya da X ışınlarıyla çalışan bir başka cihaz olan bilgisayarlı tomografi diyebiliriz gençler. MR cihazı manyetik alan kullanır. Radyo dalgaları kullanır. X ışınlarıyla bir ilgisi yok. Ultrason ses dalgaları dalgaları kullanıyor. Termal kamera kızılötesi dalgalar kullanıyor. Pozitron emisyon tomografisinde radyoaktif izotop kullanıyoruz ve açığa gamma ışınları çıkıyor. Dolayısıyla işin içerisinde X ışını varsa ya röntgen cihazıdır ya da bilgisayarda tomografidir. Güneş pilleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Mobil kullanım için ideal enerji kaynaklarıdır. Evet örneğin bir karavanınız var. Karavanın elektrik sistemini benzinden karşılayabilirsiniz. Jeneratörden karşılayabilirsiniz. Ya da daha temizi güneş enerjisi kullanabilirsiniz. Karavanınıza şebeke hattı çekemeyeceğinize göre mobil olduğu için, hareketli olduğu için güneş enerjisinden faydalanır. Fotovoltaik hücrelerden oluşur. Fotovoltaik demek zaten foto ışık demek voltaik volt. Yani ışıkla bir potansiyel fark oluşturmak. E pil dediğimiz şey zaten bir elektrik devresinde potansiyel fark oluşturur ki yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru elektrik akımı aks. Dolayısıyla güneş pili demek fotovoltaik hücrelerin birleşimi demektir. Verimleri düşüktür. Aynen öyle. Verimleri şu açıdan düşük. Bir kere güneş bedava. Burada verimden yana bir sıkıntımız yok tabii ki. Ama güneş pilleri de yarı iletken malzeme. Yine PN eklemiyle oluşuyordu. Dolayısıyla bir güneş pili her ne kadar zamanla ucuzlasa da hala pahalı bir malzeme sayılabilir. Ve konu anlatımında anlattığım güneş pilini yani bir tane N eklemi var. P eklemi var. Ara katmanlar var. O katmanları bilmek zorunda değilsiniz. Yani koca sistem yalnızca 0.5 volt elektrik üretiyor. O yüzden bunlardan bir sürü üretip seri ya da paralel bağlamalısınız ki anlamlı voltajlar üretebilin. Ürettiği elektrik çok düşük voltajlarda kaldığı için verimi düşüktür diyebilir sorumuzun cevabı 1 2 ve 3 olmalıdır. Hastanelerde yaralı veya hastalara tanı konulmasına yardımcı tetkiklerden hangilerinde X ışınları kullanılır? Az önce buna değindik aslında. Röntgen, tomografi bunlar X ışınlarıyla çalışıyorlar. MR dediğimiz şey manyetik rezonans, manyetik alan kullanıyor. Manyetik alanda rezonansa soktuğunuz hidrojen atomlarını radyo dalgalarıyla uyarıyorsunuz ve o hidrojen atomları bir enerji yayıyor. İşte o enerjiyi yakaladığınızda görüntüye dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece manyetizma ve radyo dalgaları var. X ışınları ile ilgili hiçbir şey yok. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmalı. Diyotlarla ilgili hangileri doğrudur? Diyotlar yarı iletkenden yapılmış PN eklemidir gençler. Devrede şöyle bir sembolü olduğunu hatırlayalım. Bu yönde akım geçmesine izin verirken tam tersi yönde akım geçmesine izin vermeyen devre elemanlarıydı bunlar. Dolayısıyla akımı kontrolde işimize yarıyordu. Akımı tek yönde geçirir, aynen öyle. Işık elde etmede kullanılır. Bu P ve N eklemlerini yaparken katkılama yapıyorsunuz. İşte P için silisyuma bor katkılıyorsunuz. N için silisyuma fosfor katkılıyorsunuz. Bunların alternatifleri var. Yani illa bor, illa fosfor katkılamanıza gerek yok. Farklı atomlarla farklı enerji seviyeleri elde ediyorsunuz. Farklı enerji seviyeleriyle ışık elde edebiliyorsunuz. Diyottan akım geçtiğinde ışık yaymaya başlayabiliyor. Ona biz ne diyorduk? Ona biz led diyorduk gençler. Yani ışık yayan diyot diyoruz. Bunun nasıl olduğunu konu anlatımında anlatmıştım detaylı olarak. Nasıl ışık yaydığını konuşmuştuk. Burada tekrar detayına girmeyeceğim ama ikinci öncülümüz doğru. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürmede kullanılır. Aynen öyle. Ders kitabının tabiri diyotlara doğrultmaç da denir. Normal şartlar altında alternatif akımı biz şöyle çizeriz. Elektrik devresinde akım sürekli yön değiştirir. Ama diyot hep tek tarafa izin veriyor. Şuranın geçmesine izin verecek, ters tarafın geçmesine izin vermeyecek. Bunun geçmesine izin verecek, şu arkadaşın geçmesine izin vermeyecek. Dolayısıyla ne yaptım ben? Ters yöndeki akımı doğrulttum. Üste aldım diyebilirim. Devreye sığaç, kondansatör de taktığınızda şu arkadaşları biraz daha şu hale getirebiliyorsunuz. Biraz daha sabitleyebiliyorsunuz. Doğru akıma dönüştürebiliyorsunuz. Sorumuzun cevabı

Süper iletkenlerle ilgili hangileri doğrudur? Süper iletken dediğimiz şey kritik sıcaklığın altında akıma karşı direnç göstermeyen malzemelerdi. Bunlar her malzeme de olmuyordu. Örneğin bir direnç sıcaklık grafiği çizdiğimde normal iletkenlerin sıcaklıkla tabii ki direnci azalıyor ama sıfır olmuyor. Sıfır kelvinde hala direnci var. Örneğin gümüş için böyle söylenebilir. Ama bir süper iletken malzeme örneğin civa sıcaklığın azalmasıyla direncini azaltır ama kritik sıcaklık dediğim yerin hemen altında direncini direkt sıfıra indirir gençler. Bu da yaklaşık 4 Kelvin'dir. Yani eksi 269 Celsius'tan bahsediyoruz. Süper etkenler parçacık hızlandırıcılarda kullanılırlar. Bu tamamen manyetik alanla ilgili bir durum. Elektromıknatıs dediğimiz yapılar biliyorsunuz elektrik akımı geçirilerek manyetik alan oluşturulan yapılar. Çok güçlü manyetik alan oluşturmak isterseniz çok güçlü akımlar geçirmeniz lazım. O yüksek akımlar yüksek sıcaklık demek direnç etkisinden dolayı. Bu da o elektromıknatısı kullanamayız demek. Eğer direnç diye bir şey olmazsa hem çok yüksek akımlara çıkabilirim hem de elektromıknatıs ısı ısınmaz ve çok güçlü manyetik alanlar oluştururum. İşte o güçlü manyetik alanlar parçacık hızlandırıcılarda parçacıkların yönlerini tayin etmekte işimize yarıyor. Maglev treni dediğim şey manyetik levitasyon, manyetik yükselme. Trenleri yine o çok güçlü elektromıknatısların oluşturduğu manyetik alanlar sayesinde yükseltiyoruz. Yerden 3 santim, 5 santim yükseltiyoruz ve havada süzülüyor trenler. Elektrik enerjisini iletmede kullanılır. Çünkü direnç yok. Direnç yoksa elektrik enerjisi kaybı yok. Çünkü ısıya dönüşmüyor hiçbir şey. Isıya dönüşür, normalde doğaya karışır. Ve siz kayıp yaşarsınız. Ama süper iletkende direnç olmadığı için ısı yok. Isı yoksa kayıp yok. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Diyot ve transistörler yarı iletken maddelerden yapılır. Yarı iletkenlerle ilgili hangileri doğrudur? Normal şartlar altında yalıtkanlardır. Doğru. Dış etkilerle bunu konuştuk az önce. iletken hale geçerler. İkinci öncülümüz bu açıdan yanlış. Isı, ışık, manyetik etkilerle iletken hale geçerler. Doğru. Sorumuzun cevabı D şık. Yukarıdaki ürünlerden hangileri nanoteknoloji kullanılarak üretilmiştir? Nanoteknoloji denilince aklınıza süper kahraman filmleri gelsin. Elinizde bir şey var bir malzeme var. Alışık olmadığımız özellikler gösteriyor. Leke tutmayan kumaş diye bir şey duyduysanız o bir nanoteknolojik üründür. Çünkü onun atomlarıyla oynanmıştır. Ve onun kir atomlarıyla ile etkileşmemesi sağlanmıştır. Kendini temizleyen camlar da aynı mantıkta. Şimdi bu dediğime kanıt da kendi enerjisini üreten lambalara da dik atmayın gençler. Neden? Evet bu da süper kahraman filminden fırlamış gibi duruyor. Ama fizik yasalarında çiğneyemeyiz. Yoktan enerji var edemezsiniz. Kendi enerjisini üreten lamba diye bir şey olmaz. Termodinamik yasalarında yasalarını ihlal edemezsiniz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Lazer ışığı ile ilgili hangileri doğrudur? Tek renklidir. Bunu zaten konuşmuştuk. Sapma miktarı azdır. Ay'a bile gönderebilirsiniz demiştim. Çok güçlü olduğundan tıpta kullanılmaz. İşte bunu konuşmadık. Gençler ürettiğiniz lazerlerin de dereceleri var. Bir lazerle demiri de kesebilirsiniz. Yere duvara tutarak kedileri de oynatabilirsiniz. Kırtasiyede satılan lazer de var. Sıradan insanlara satılmayan lazerler de var. Tıpta kullanılır. Bunu miyoplar iyi bilirler. Göz çizdirmek diye bir şey vardır gözünüzün merceğini çizerken lazer kullanırlar. Dolayısıyla tıpta kullanılır gençler. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Yukarıda verilen teknolojilerden hangilerinde sıvı kristaller kullanılır? Bu ünitede özellikle İngilizceniz iyi ise size ekstra avantaj sağlıyor. Çünkü LCD demek liquid crystal display demek. Yani sıvı kristal görüntüleme demek. Dolayısıyla zaten cevabı kendi içinde gizli. Plazma teknolojisi dediğiniz şey piksellerin içerisinde küçük floresanlar var aslında. Örneğin neon gazı var orada. O neon gazına elektrik veriyorsunuz ve plazma haline geçiyor. Plazma haline geçerken ışıma yapıyor. Normal neon lambanın çalışma mantığından çok da farkı yok. Dolayısıyla burada likit kristalle ilgili, sıvı kristalle ilgili bir durum yok. Sıvı kristal, konu anlatımını hatırlarsanız polarizasyon sayesinde ışığın geçip geçmemesini belirliyordu. Filtreleme yapıyordu yani. Sıvı kristale elektrik veriyordunuz, düşeyde ışığı geçiriyordu, vermiyordunuz, yatayda geçiriyordu. İşte bunu kontrol etmenizi sağlıyordu. Böylece görüntü oluşturuyordunuz. Konu anlatımında detaylıca anlatmıştım bu durumu. Ultrason cihazı ses dalgalarıyla ilgili Lazer ışını uyarılmış emisyon. İkit kristalle hiçbir alakası yok. Sorumuzun cevabı yalnız birdir. Üzerinden geçen akıma direnç göstermeyen iletkenlere süper iletken denir. Süper iletken hale gelmek için hangileri gerekli ve yeterlidir? Tek faktörümüz burada kritik sıcaklıktır gençler. Basıncın, öz kütlenin bir önemi yok. Maddenin cinsinin tabii ki önemi var. Ama bunu öz kütleyle bağdaştırmıyoruz. Yani kritik öz kütle, öz kütlesi şu olanlar süper iletkendir, bu olanlar değildir gibi bir şeyimiz yok. Civa, kurşun gibi elementler belli sıcaklıkların altında, kritik sıcaklığın altında süper iletken olabilirken gümüş altın olamıyor. Bunların ama öz kütle ile bir ilgisi yok. Sorumuzun cevabı yalnız 2'dir. Evet bütün sorularımız bunlardı. Anadolu Lisesi kitabını ve Fen Lisesi kitabını tamamen taramış olduk bu sorularla aslına bakarsanız. Gördüğünüz gibi yorum sorusuyla karşılaşmanız zor. Bilgi sorusu bunlar. Dolayısıyla konuyu bilmeniz lazım. Neyin nasıl çalıştığını da konu anlatımlarında iyi öğrenirseniz ezber yapmanıza da gerek kalmayacaktır. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.